Farkında mısınız bilmiyorum. Bundan birkaç gün önce ben yine bir tane canlı yayın kesiti izledim. Ve her şeyi Meriç Bey'in çıkıp anlatmasına rağmen ben yine sustum, konuşmadım. Yine birkaç gün önce bir şey söylemiş, yine o konuyla ilgili cevap vermedim. Anladınız mı? Şimdi bir şey izleteceğim size. Kendisi inşallah görür. Aşırı sinirliyim. Aşırı 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 sinirliyim. Gerçekten aşırı sinirliyim. Şöyle koyayım da şuranın ışığını kapatayım bir dakika. Orada görüyordum sizi. Burada çok az görüyorum. Sen hala konuşabiliyor musun? Her şeyden önemlisi ya. Sen hala nasıl hangi yüzle konuşuyorsun ben? Ben onu şaşırıyorum yani. Bu kadar şeyin varken bende hala sen nasıl konuşabiliyorsun? Bak yine konuşmama rağmen, susmama rağmen böyle bir şey söylemiş. Bak şimdi bak iyi dinleyin. Arkadaşlar yanlış anlamayın da evlilik programıyla tanınmış bir insanı aldık. Oğuz'la ben burada TikToker yaptık. Yetmedi. Arkadaşlar yan... Namussuzluk mu yapmışım evlilik programına çıkmışım? Bir kere ajansın gönderdiği bir program. Bunu sen benden daha iyi biliyorsun. Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın. Şimdiye kadar sorun yoktu da şimdiden sonra mı sorun oldu? Sen böyle şeyler konuştuğun zaman ben sana karşılık olarak en azından benim şimdiye kadar hep düzenli ilişkilerim vardı. 2 yıl, 1 yıl, 3 yıl falan. Yani sen ne olmuş? Bir kere evlilik programına çıktıysam başka söyleyebilecek hiçbir şeyiniz yok. İşte şuraya çıktın. Bu oldu falan filan. Sadece bunu söyleyebiliyorsun. Sadece bunu söyleyebiliyorsun. Ya başka bir şey söyleyemiyorsun. Ne? Sen mi beni var ettin? Oğuz mu beni var etti? Ben günde kaç tane video atıyorum arkadaşlar? Allah'tan bir evlilik programına çıkmışım ya. Bir kere çıktım. O programda 1 yıl, 2 yıl boyunca kalan insanlar benim kadar konuşulmadı ya. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Ben orada ünlü olmuşum. Ben o programa çıktıktan sonra benim 10K falan mı 15K mı Instagram takipçim vardı. Ben TikTok bile yapmıyordum o zaman. Emeklerimle geldim ya ben buraya. Emeklerimle geldim. Götümü yırtıyorum ben her gün video çekeceğim diye. Kim beni var etmiş? Hadi söyle. Hoş geldin. Dinle bunları. Ben 150K'yken teldeki güvercin, yalıdaki çapkın diye benimle TikTok çekiyorum ve benimle dalga geçiyordun. TikTok hesabın bile yoktu senin. Sen bana demedin mi? Ben TikTok hesabı açtım. Gel bilmem ne. Ne yapmışım? Ne yapmışım? Evlilik programı çıkmışım, namussuzluk mu etmişim? En azından sen gibi günde 2 tane erkek alıp kendimi düzdürmüyorum evde. Ağzımı açtırma benim. SS'leri gösteririm şimdi. İlla böyle mi konuşmam gerekiyor sana ha? Böyle mi konuşmam lazım? Böyle mi ifade etmem lazım? İnkar et. Ne yapmışım? Benim en azından düzenli ilişkim vardı. Yok beni o var etmiş, yok bilmem ne var etmiş falanmış. Buralara getirmişiz. Sen benimle dalga geçiyordun ya. TikTok klonuyor bir de sen benimle dalga geçiyordun. Ne oldu? Günde evine 2 tane en az 2 tane erkek alırken iyiydi. Sonuçta ama sözde kızlarla takılıyorsun değil mi? Açayım mı jacuzzi'de erkeklere attığın? Dövmenden tanırlar. SS'leri aç sinirden konuşamıyorum ya. Açayım mı? Bunları mı istiyorsun? Ne kadar düşmanın olduğunu kendin biliyorsun. Bana ne SS'ler geldi? Bunların hepsini açayım mı burada? Bir tanesini göstereyim mi? Hı? İster misin? Namussuzluk mu etmişim? Ne yapmışım evlenme programına çıktıysam? Ha? Konuşmuyor. Ben konuşmuyorum. 4 gün, 5 gün konuşmuyorum. Yine benim adımı canlı yayından düşürmüyorsun. Sonra ben konuştuğum zaman ben suçlu oluyorum ya. Konuşma o zaman. Konuşma o zaman. Ne olmuş? Ne olmuş? Namussuz mu oldum ben şimdi? Ajansın gönderdiği program. Seni dava edeceğim. O Deniz Ay'a da dava edeceğim. Benim hakkında bak ben tek başımayım.
Tek kişiyim ben, bir kişiyim. Senin gibi yanıma birkaç kişini alıp şahitlik ettirmeye, işte birkaç arkadaşımı yanına yandaş olarak gösterip bana kışkırtmana ihtiyacın yok. Ben tek başımayım. Bak, tek başımayım ben. Su içeceğim, su da yok. Neyin kafasını yaşıyorsun sen ya? Evlenme programına çıkmış da bilmem neymiş de Oğuz'un benim var ettiğim. Ben TikTok kullanırken senin TikTok hesabın yoktu. Ben o günleri hiç unutmam arkadaşlar. Ben Nişantaşı'nda Vali Konağı'nda kalıyordum. Benim eski evim oradaydı. Benim 150.000 takipçim vardı ve Meriç benimle dalga geçiyordu TikTok çekiyorum diye. Benim 150.000 takipçim vardı. Senin takipçin yoktu bile. Sen TikToker değilsin zaten. Sen Instagramer'sın. YouTube yapıyorsun sen. Anladın mı? Gerçi YouTube'da yapmıyorsun kaç aydır. Sen beni TikTok'ta var etmedin. Ama Oğuz'un hakkını yemem. Biz Oğuz'la beraber büyüdük. Ben 150K'yken Oğuz TikTok'ta 270K'ydı. Biz seninle bir şey yaptıysak beraber yapmış diyebilirsin en azından ya. En azından diyebilirsin. Anladın mı? Sen beni var etmişsin. Tutmuşsunuz bir evlenme programı. Bilmem ne. Ben de kendim böyle sinirle anlattığım zaman haksız olacağım diye korkuyorum ve ip içime atıyorum ya. Çünkü aşırı sinirleniyorum ve kendimi ifade ederken sinirli görünebiliyorum ve haksız gibi görünebiliyorum ama gerçekten şu an aşırı üzgünüm yani. Sen kimsin ya? Benim 2 yıl ilişkim oldu karşı tarafla. Ne yapmışım? Namussuzluk mu etmişim? Kendimi mi satmışım? Ha? Senin yaptıklarını yapmadım en azından. Sonra ben konuştuğum zaman özgür yayın... Beni sakın arama. Beni sakın ara. Beni sakın arama. Beni sakın arama. Beni sakın arama. Beni sakın arama. Arama beni. Niye arıyorsun beni? Bana mesaj attın. Bir daha senin hakkında konuşmayacağım dedin. Beni engelledin. Değil mi? Ne yaptım? Yine ben erkeklik yaptım. Yine senin adını ağzına almadım. Ne oldu? Özgür yayını aldığında da niye arkadaşına söyleyemiyorsun? Ben haksız olmama rağmen yayında her şeyi ben konuştum. Niye demiyorsun? Ben haksızdım Özgür ama ben konuştum. Niye demiyorsun? Tutuştun çünkü değil mi? Niye arıyorsun beni şimdi? Bak erkek adam değilsin de zaten. Bak bir insan insanla bir kere laf söylenir. Tamam mı? Erkek olana, insan olana, erkekliği geç. İnsan olana bir kere laf söylenir. Konuşmuyor mu? Okey. Amenna. Benim bu ihtiyacım yok. İhtiyacım yok. Benim sesim bile kısıldı. Sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Giriyorum yayına, yayın kesitlerine, duygu, bilmem ne. Abi bir insan birinin hakkında bir şey konuşmak istemiyorsa benim gibi yapar. Mesela ben 4 gündür ne yapıyorum canlı yayınlarda? Korkunçlu makyaj yapıyorum. Ondan sonra işte lens takıyorum. Makyajlar yapıyorum değil mi? Konuşmak istemeyen insan farklı şeylerden konuşur. Değil mi? Senin canlı yayın kesitlerini izliyorum. Bahsedilmelere bakıyorum. Sonra duygu. Kimin ihtiyacı var? Yok sen beni TikTok'ta var etmişsin. Bilmem ne yapmışsın. Niye arkadaşken çok güzeldi her şey. Çok güzeldi. Bak çirkinleşirim. Gerçekten çok çirkinleşirim. Anladın mı? Meriç arıyor. Engelledim kendisini arayamaz. Meriç arıyor. İlla erkeklere jacuzzilerde attığın şeyleri mi göstereyim? Hı? Peruklu hallerini mi göstereyim insanlara? Ne istiyorsun? Evlenme programına çıkmış. Namussuzluk mu etmişim? Evlenme programına çıkmışım, namussuzluk etmişim ben. Öyle mi? Ben ondan, pardon, öyle demiyor da benim düşüncem o. Sanki herkesin dilinde bir bu. Evlenme programı ajansın yolladı. Bir dakika bile durmuyorum o programda. Sanki beni kerhaneden çıkarmışlar. Tövbe haşa. İşte sanki ben bir şey yapmışım. Beni böyle bir aşağılamalar, bir şeyler, bir bilmem neler. Neler. Sen Allah aşkına Meriç'in şu, bana bir ton SS geldi. Meriç'in şu size
TikTok'un yarısına yazdın, erkeklerin yarısına yazdın. SS'leri bak, gıcık olanlar illaki vardır Meriç'e. Şu SS'lerini bir atsanıza Meriç'im bana bir. Şu hepsini böyle bir paket halinde sunayım insanlara. Tek tek yayın açmayayım. Paket halinde sunmak istiyorum insanlara. Ya beni kışkırttın, başardın. Gerçekten başardın. Çok aşırı, bak o gün Doğanay'a yazdım, bak çok sinirliyim. O gün Doğanay'a yazdım. Gerçekten birinin adını bir yerde geçirmek istemeyen insan, bak cümlelerime çok iyi dikkat edin arkadaşlar. Birinin adını bir yerde geçirmek istemeyen insan özelden yazar değil mi? Doğanay'a mesaj attım. Dedim ki Duygu'nun D'sini bile geçirmesin dedim canlı yayında dedim. Tamam söylerim dedi. Bak ben bu şekilde yapmışım. Sen niye canlı yayında işte Oğuz'la ikimiz Duygu'yu var ettik? He, Allah Allah. Niye ben TikTok çektiğim zamanlar benimle dalga geçiyordun o zaman? Hı? Ben 150 kaydım, senin TikTok'un bile yoktu. Niye dalga geçiyordun benimle o zaman TikTok çekiyorum diye? Git o zaman. Git o zaman abi, git. Dalga geçtin platformda, niye varsın? Ha? Ben buradan ekmek yiyorum. Anladın mı? Beni burada kötüleyemezsin. Seni mahkemeye vereceğim. Arkamdan o Bodrum'daki çocuğa da git, belki Duygu da verir sana. Belki Duygu'yu da yaparsın diye. Erkeklere benim hakkımda söylediğin SS'leri de vereceğim. Tripodumu kırdığımı. Daha farklı eşyalarımı kırdım. Senin yüzünden ben reklam kaybettim biliyor musun? Senin yüzünden ben ekmek teknemden reklam kaybediyorum ben. Senin nasıl şu münakaşaya girdiğim için. Anladın mı? Ama konu verdiğim emeklere gelecek olursak orada bir dur. Anladın mı? Orada bir sen bir duracaksın. Ben günde sabah uyandığımda köpek gibi, moralim bozuk olsa da, şu içim parçalanıyor olsa da kalkıp video çekiyorsam sen bana diyemezsin ki Oğuz da bunu çok iyi biliyor. Ben Oğuz en son ne zaman video yapmış bakın, ya da ondan önce Oğuz TikTok'ta ne kadar aktifmiş bakın. Ben hep böyle kendi tırnaklarımla belki günde 10 tane video attım, 5 tane video attım, 100 tane video attım ama ben kendim yaptım. Anladın mı? Sen beni hiçbir yere getiremezsin, hiçbir kefeye de sen beni koyamazsın. Öyle Denisa'yı onu bunu alıp yanına böyle birilerini alıp, bak ben tek başımayım şu an. Ben bugün de tek başıma yayın açacağım. Yarın da tek başıma yayın açacağım. Ama konu benim verdiğim emeklere gelecek olursak sen orada bir dur. Anladın mı? Ne oldu? Onları alacağım. Tamam al. Konuşmak istemeyen insan özelden ulaşır, anladın mı? Konuşmaz. Konuşmak istemeyen insan sürekli canlı yayında, abi 4 gündür makyaj yapıyorum canlı yayınlarda, adını anmıyorum, konuşmuyorum, bilmem ne yapmıyorum, onu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. Adam geliyor benimle ilgili, kusura bakmayın da böyle itici geldiğimin farkındayım ama gerçekten çok aşırı sinirliyim. Kusura bakmayın da işte Duygu'yu ben ve Oğuz var ettik, ha TikTok'a getirdik. TikToker yaptık. Bilmem ne yaptık. Onu bunu yaptık. Falandık, filandık. SS'leri göstersin mi diyor Meriç. Öyle mi diyor? Arkadaşlar bana zamanında şip yapalım, sevgili gibi davranalım, bilmem ne yapalım diyen insan bana şimdi gelmiş diyor ki işte bilmem ne şöyle böyle. Göstersin mi diyor. Sen, tamam mı? Sen en yakın arkadaşındım ya ben senin sözde. Çıkıp sırf Oğuz'un canını yakmak için Duygu'yla öpüştük diyen bir insansın. Midemi bulandırıyorsun. İnsanlarla nasıl seks yaptığını anlatan insansın sen. İnsanlarla nasıl seks yaptığını anlatan insansın sen. Beni çirkinleştirdiğin, ağzından çıkan kelimelere bak. Beni ne hale getirdiğine bak. Sen kimsin ya? Sen kimsin?
Bırak peşimi, yakamı bırak. Bırak yakamı bırak. Her şeyi inkar ettin. Seni canlı yayını izlerken ağzım açık izliyorum ben. Ağzım açık izliyorum. Özgür'e bile yalan söylüyorsun. Canlı yayını açıp diyorsun ki işte bunu yapmadım. Çocuk bana ilk saldırdı diyorsun. Vurduğu çocuk belki de 17 yaşında bir çocuk. O çocuğu da görseniz öyle bir mülayim bir çocuk ki. Meriç'e saldıracak bir çocuk falan değil. Diyor ki ben diyor çocuğa çocuk bana saldırdı diyor. Çocuğu dövmüş. SS'leri gösterdim. Gözünün altı mosmor. Odur budur. Bir de çocuğa mesaj atmış. İyi duygunun gözüne girdin. Belki duygu da verir sana demiş. Şerefsiz. Sen gerçekten senin karakter niyetine bir şeyin yok. Yok senin karakter niyetine bir şeyin. İnsanlara bile yalan söylüyorsun sen. Madem o kadar adamsın, çıkar. Niye ben söylediğim şeyleri söylüyorum diyebiliyorum mesela en azından. Anladın mı? Söyleyebiliyorum en azından. Bak senden daha erkeğim ben. Sen neden ona buna birçok insanın hakkında konuştun? O insanlar seni aradığında neden evet diyemiyorsun? Çünkü yemiyor. Çünkü bitecek. Değil mi? Arkadaşlığın bitecek. Madem bunları çok düşünüyorsun, niye o zaman konuşuyorsun? Hı? Sanki ben evlenme programına çıkmışım. İşte çok falan. Yeter ya. Yeter. 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 Gerçekten yeter. Şu evlenme programı olayına o kadar sıkıldım ki. Beni dava edecek misin? Kim gibi dava edecek? Peki dava ettiğin zaman benim eşyalarıma zarar veren, beni iten, yalan söyleyen mi kazanır davayı? Yoksa gerçekleri söyleyen bir kız mı kazanır? Ha? Kim kazanır davayı? Hı? Göstereceği bir şey yok muyum? Yok muymuş benim göstereceğim bir şey? Kanıtlasın diyormuş. Peki. Tamam. Kanıtlayacağım. Hiç sorun değil. Ben size o günde canlı yayın açtığım zaman neyi göstereceğim dedim de göstermedim. Bunu da göstereceğim. Sabredin. Benden çık kardeşim. Çık benden. Tamam çık. Anladın mı? Sensin. Sensin kral. İğreniyorum senden. Bak o kadar diyorum ki sen benden çık. İğrenç bir insansın. İğrençsin. 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 Gerçekten iğrençsin ya. Sizin o TikTok'taki, tamam mı, erkek gördüğünüz çoğu ünlü TikToker değil. Yarısına yattın ya. Yarısına yattın. Erkeklerin yarısına yattın. Yattın, bunu yaptın. İftira değil bu. Bir de yayınlarda diyorsun ki Duygu bana iftira atıyor. Değil. Sen beni namussuzmuş gibi gösterirsen ben de sana bunu yaparım. Anladın mı? Sussaydın, konuşmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Yayını açıp ilk beni zor durumda bırakan da sensin. Bana o kadar şey yaptın, insafsız. O kadar bak, şerefsizlik yaptın. Sen de sensin. Bana o kadar şey yaptın, insafsız. O kadar bak. Şerefsizlik yaptın. Sen de sensin. Bana o kadar şey yaptın. İnsafsız. O kadar bak. Şerefsizlik yaptın. Bu sefer de Kadir beni aramayın kardeşim. Beni aramayın. Beni şimdi aramayacaktınız. Beni birkaç gün önce arayacaktınız. Madem o kadar konuşmak istiyordunuz benimle, birkaç gün önce arayacaktınız beni. Anladın mı? Beni aramayın. Beni kimse var etmedi. Ben arkadaşlar her şeye bir şey getireceğim. Kim ne söylerse söylesin umurumda bile değil. Ben nankör biri hiçbir zaman olmadım. Eskiler bilir. Ben şimdi mantıklı bir şey söyleyeceğim. Herkese diyorsunuz ki sen onunla tanındın, o onunla tanındın, bilmem ne.
falan filan diyorsunuz, tamam mı? Ben Oğuz'u tanıdığımda Instagram'da 20 ya da 30K falandım. Oğuz da 65K'ydı. Ama eski Instagram Oğuz'un 170 bindi. Sürekli açıp kapandığı için Oğuz'un hesabı. Oğuz'un 65K'ydı Instagram'da takipçisi. Ben 30K'ydım. Biz Oğuz'la 2 yıl önce ilk tanıştığımızda. Allah yukarıda şahit. Bak Allah, Allah'ım sen görüyorsun. Bak Allah'ım sen görüyorsun ya. Bak hiçbir şey demiyorum. O çıldıracağım artık. Ben 150K'ydım. Oğuz da 270K falandı. Hiç unutmuyorum. Hatta Oğuz TikTok'ta mavi tik aldı. Oha nasıl aldın sen? Aldın. Sen 270K'sın. 400K'yken alınıyor. Mavi tik diyordum. Onların YouTube'dan dolayı mavi tik olduğu için TikTok onlara mavi tik vermişti. Hiç unutmuyorum. Ben 150K'ydım. Oğuz 270K'ydı. Ben gerçekten birilerini prim için sevsem, prim için kullansam, yükselmek için TikTok'a girsem, eskiler beni çok iyi bilir, girsem ben gider 1 milyonluk, 2 milyonluk birine sevgili olurdum. Ben onu sevmiştim, seviyordum ben onu, anladınız mı? Kimse bana benim emeklerimi boşa çıkaracak bir şekilde onu bunu diyemez. Anladınız mı? Diyemez, bunu yapmayın. Gerçekten yapmayın. Ben günde sabahın köründe çalar saatimi kurup o tatlı uykumdan uyanıp çalar saatimi kurup gözümün tek gözüm kapalı video atıyordum ya. Sırf videolarım tutsun diye. Anladınız mı? Beni sal. Konuşma. Benim hakkımda konuşma. Bitti. Tamam, okey, bitti. Benim hakkımda konuşma. Duygunun D'sini bile geçirme. Bak daha da kötüye gidecek işler. Bak sen bir konuşursun benim hakkımda. Ben 100 konuşurum. Kanıtlarıyla beraber. Anladın mı? Sen bir konuşursun, ben 100 konuşurum. Yapma. Gerçekten birinin hakkında konuşmak istemeyen insan, tamam mı? Birinin hakkında konuşmak istemeyen biri konuşmaz. Bak ben 4-5 gündür yine o kadar olay olduktan sonra bile her şeyi inkar ettin, iftira atıyor dedin, lanet olsun dedim. Bana inanana inanır, inanmayan inanmaz dedim, lanet olsun dedim. Ben iftiracı olayım dedim.